Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Razer'ın Kraken 4 Console isimli ilginç kulaklığını inceleyeceğim. Özellikle oyuncuların hoşuna gidebilecek bir kulaklık var. Fakat farklı bir kulaklık. Hani böyle standart oyuncu kulaklıkları vardır ya, onlardan değil arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümden bahsetmek istiyorum. Oldukça böyle güçlü ve güzel görünen bir üst koruma bölümümüz mevcut. Bunu kafamıza taktığımız zaman iç kısımdaki bu mavi olan alan bizim kafamızı çok güzel bir şekilde koruyor. Özel bir kumaştan üretilmiş bu. Onu da söyleyeyim. Bu mavi kısımlar şu kulaklıkların bağlandığı yerlerde de devam ediyor. Onların hemen iç kısmında left ve right harflerini görüyoruz. Bunun dışında kulaklık şu şekilde, gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlanabiliyor her iki tarafı da. Ve ayarlamaları da böyle bir burada rakamlar şeklinde görüyorsunuz ne olduğunu. Kulaklıklarımız çok yumuşak, güzel bir pedlerle geliyor. Bu pedlerin şöyle iki tane farklı özelliği var. Birincisi, içinde soğutma özelliği olan bir jel bulunuyor. Ayrıca sünger tarafları da hani bu yastıklarda da kullanılan viskoz isimli memory foam diye geçen, kulağınızı koyduğunuz zaman tekrar bıraktığınız zaman eski halini alan süngerden üretilmiş. Bunlar oldukça hoş duruyor. Mikrofonumuz var. Mikrofonumuz ışıklı falan değil fakat güzel bir özelliği var. Şöyle içine geçiyor ve ortadan kayboluyor içine geçtiği zaman, neredeyse çok küçük bir kısmı kalıyor. Bunun dışında baktığımızda hani cihazın üzerinde bir ışıktı vesaire bir şey yok. Kablosu güzel, hoş, sağlam bir kablo var. Bana biraz ince geldi ama güçlü bir görünüşü var, onu söyleyebilirim. Örgü bir kablo tabii ki klasik olarak. Kablonun üzerinde bir de ses açma kapama böyle şeyimiz var. Sağa sola çevirerek açıp kapatabiliyoruz. Bir de mikrofon açma kapama tuşumuz var. Mikrofonu kapattığımız zaman kırmızı renkli bir işaret çıkıyor. Açtığımız zaman da o işaret ortadan kayboluyor. Bu kulaklık 3,5 mm'lik girişe sahip olan bir kulaklık. Bu da şu anlama geliyor: her türlü cihaza takıp kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu genel görünümden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsedeyim. Detaylı teknik özellikleri açıklamaya yazdım. Onları merak edenler oradan görebilir. Ben biraz daha hani öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğim. Detayı merak edenler açıklamaya bakması yeterli. Razer Kraken 4 Console 50 mm sürücü boyutuna sahip jel soğutmalı, hafızalı, süngerli kulaklıklarla beraber geliyor. Kardiyoid gizlenebilir kulaklık. Bu kardiyoid meselesini birazdan anlatacağım. Hoparlör frekans aralığı 12 Hz ile 28 kHz arasında değişiyor. 1.3 metre kablo uzunluğumuz bulunuyor. Bilgisayar bağlantısının ek bir kablo var, kutudan çıkıyor. 322 gram bir ağırlık var ve yazılımsal olarak 7.1 desteğini verdiğinde söyleyelim arkadaşlar. Fiyatı da 1700 TL civarında. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Şimdi ben farklı oyunlar oynuyorum. Beni takip edenler bilir. Kanalda zaman zaman bunların da incelemesi vesairesi çıkıyor. Veya bazen sadece dikey video şeklinde yayınlarda yapabiliyorum. Oyun oynayan birisiyim. Cyberpunk 2077 oynadım. Gayet güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ayrıca bir de Death Stranding'de oynadım. Orada da gayet güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Farklı oyunlarda da ufak tefek denemelerde de bulundum. Ve mikrofonu deneyebileceğim oyunlarda denedim. Mikrofon kardiyoid olduğu için belli bir paterni, yani bir deseni var. Ve o desen de sadece ağzınıza yakın olan kısım ki sesleri alacak şekilde programlanmış. Etraftaki diğer sesleri çok fazla almıyor. Bu güzel olmuş. Özel bir, yani bir paterni var. O paterni gösteririm şuradan bir yerden şimdi sizlere. En azından siz de görmüş olursunuz. Zaten kutunun üzerinde veya teknik özelliklerin olduğu sayfalarında falan da gösteriyor. Oyunlarda vesaire de gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu anda izlemekte olduğunuz videoyu Huawei P40 Pro cep telefonu ve Razer Kraken 4 Console kulaklık üzerinden alıyorum. Bir ara kablo bağlantısı yaptım. Çünkü bu telefonda 3,5 mm giriş yok. Şu anda çekim yaptığım odadayım. Bir tane 3D yazıcı çalışıyor. Sesi ne kadar geliyor bilmiyorum. Şimdi mikrofonu şöyle uzaklaştırayım. Yakınlaştırayım. Bakayım konuşurken uzaklaştırayım, yakınlaştırayım. Oyunlarda tabii ki bu kadar kaliteli ses alamayacaksınız muhtemelen. Çünkü sunucu üzerinden sesler gidip geliyor orada. Ama buna yakın bir kalite alacağınızı söyleyebilirim. Şöyle bir kez daha yakınlaştırayım konuşurken. Biraz daha uzaklaştırayım. Şöyle şöyle yaparak. En azından hani sesin kalitesini siz de kendi kulaklarınızla duymuş olursunuz. Şimdi kulaklık birazcık büyük, yalnız onu söyleyeyim. Yani 50 milimetrelik bir sürücülerimiz var ama hani bu etrafındaki işte plastiği, iskeleti, süngeri vesaire derken neredeyse 10 santimetre çıkan bir kulaklığın üzerine binen boyutumuz 10 santim. Mesela şöyle yapayım ben. Şöyle ayarladıktan sonra bakın. Bu şekilde oluyor. Yani eğer kafanız birazcık küçükse böyle biraz kocaman durabilir. Onun altını özellikle çizeyim. Bu arada taktığınız zaman da sesi gerçekten de azaltıyor. Yani bir ses tabii, bu ANC özelliği falan yok ama kulağa iyi oturuyor. Çok da sıkmıyor. Bak, bu hoşuma gitti. Yani ben birçok oyuncu kulaklığı test ettim bugüne kadar. Farklı farklı kulaklıklar denedim ama bir süre sonra kulağınızda bunlar sıkmaya başlıyor arkadaşlar. Burada öyle bir dengeli bir basın sistemi var ki
kulağınızı çok yormuyor. Dışarıdan sesleri de çok fazla almıyor. Bence çok güzel bir iş çıkarmış Razer'a. Bu tarafını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Mikrofonu da gizlenebiliyor olması güzel. Buradan böyle çekiyorsunuz. İşte ağzınıza yaklaştırdığınız zaman etraftaki sesleri de çok fazla almıyor. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Özellikle oyunlarda vesaire kullandım. Hatta ben telefonda da kullandım. Huawei P40 Pro var bende biliyorsunuz. Ona bir dönüştürücü takarak kullanabiliyorsunuz. Çünkü onlarda 3,5 mm kulaklık girişi yok. Taktım ve gayet normal telefon görüşmelerini ya da işte PUBG gibi oyunları vesaire oynayabildim. Hatta Oppo'nun yeni teste gelen bir telefonu var. A96. Onun da kulaklık girişi 3,5 mm vardı. Direkt taktım. Onda da oyunlarda vesaire de oynayabiliyorsunuz. Mikrofon kalitesi ve ses kalitesi gerçekten de çok hoşuma gitti. Şimdi kulaklığı da bir çıkarayım. Tabii konsol dediği zaman aklınıza hemen ne geliyor? Konsollarda da kullanabiliyor muyum? Zaten bilgisayarda kullanıyorsunuz. Tamam, burada bir sorun yok. İşte Windows uyumlu, Mac uyumlu, Linux falan vesaire uyumlu. Bunun dışında telefonla kullanabiliyorsunuz. Bunda da bir sıkıntı yok. Hatta telefon görüşmesi bile yapabiliyorsunuz. Bunda da bir sorun yok. Oyun oynayabiliyorsunuz vesaire. Burada bir problem yok. Üçüncü olarak tabii ki ismindeki konsol kelimesi geçince aklınıza hani hemen şu geliyor. Konsolda da kullanabilir miyiz? Mesela bende Xbox One var. Onun yeni aldığım kumandasının üzerinde 3,5 mm kulaklık girişi var. Oraya takıp kullanabildim ve gayet güzel bir şekilde hem oyunların içindeki mikrofonu kullanabildim. Böyle bir oyun oynuyorsunuz. Hem de normal sesleri duymak için de kullandım. Gerçekten de ses kalitesinin çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda PlayStation'da uyumlu. Onu da söyleyeyim. Bende PlayStation yoktu. Deneyemedim ama PlayStation'da bir aparatla beraber kullanmanız gerekiyor bildiğim kadarıyla. Onu taktığınız zaman yine PlayStation'da da kullanabiliyorsunuz. Zaten 3,5 mm girişi olan herhangi bir cihazda ve destekliyorsa tabii ki kullanabiliyorsunuz. Ben üşenmedim. Şu anda bu videoyu çeken Canon EOS RP var bende. Ona da taktım. Onda olmadı. Telefonlardaki bağlantıyla, fotoğraf makinedeki bağlantı biraz farklı. Ama bir dönüştürücü falan bulabilirsem orada da kullanabilirim. Yani çok gerekli mi ayrı tartışma konusu ama hani deneme yaptığımı söyleyeyim. Tabii şunu merak ediyor olabilirsiniz. USB olmadığı için çevresel ses efekti geliyor mu? Nasıl? Oradaki durum nedir? Bunun için Razer'ın bir çözümü var. Zaten kutusundan da bir tane böyle bir kod çıkıyor. O kodla beraber Razer'ın bir tane uygulamasını indiriyorsunuz kendi internet sitesi üzerinden. Bu uygulamayı indirdikten sonra bilgisayarınızda çevresel ses efektini de duyarak bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Zaten benzer ürünlerde genelde böyle bir çözüm üretiliyor. Çünkü USB olsaydı o 7.1'i vesaireyi görürdünüz ama bunda öyle bir özellik olmadığı için yani USB'den bağlanmadığı için o 7.1 efekti için ayrı bir yazılım bilgisayarınıza yükleyip kullanmanız gerekiyor. Bunun da altını çizeyim ama ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir çözüm var arkadaşlar. Hatta ürün o kadar çok farklı cihazı destekliyor ki arkadaşlar Nintendo Switch'te falan bile kullanabiliyorsunuz. Ben de olmadığı için deneyemedim ama böyle bir özelliğin olduğunu da belirtmiş olayım. Yani gerçekten de güzel bir ürün yapmış Razer. Ha, beğenmediğim tarafları yok mu var söylediğim gibi. Birazcık büyük arkadaşlar. Bu herkese uyumlu olacağı anlamına gelmiyor işte ne yazık ki büyük olduğu için. Burada hani kafa boyutunuza göre bir bakmanız lazım almadan önce eğer mümkün olursa. Ki ölçümlerini vesairelerini yaptım o detayları da koyacağım videonun içinde. Onu o şekilde görmüş olursunuz. 322 gram ağırlığı var ama mesela benim kafamda çok bir ağırlık hissetmedim kullanım sırasında. Söylediğim gibi çok fazla da sıkmıyor. O benim hoşuma gitti. Çünkü bu oyuncu kulaklıkları genelde böyle sıkıyor vesaire birazcık insanı yorabiliyor. Ayrıca bir özelliği falan yok. Hani bence bir eksiklik değil ama bilginiz olsun. Bazen bunları soruyorsunuz çünkü. Herhangi bir şekilde bir ışıklı olma durumu söz konusu değil. Zaten 3,5 mm'den olup da ışıklı olması pek kolay bir şey değil. Öyle bir teknoloji de henüz geliştirilmedi. USB'den olması lazım ki bir güç girişi olması lazım içine. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani böyle ışıklı olmasın her türlü cihaza da kullanayım derseniz bence Razer Kraken for Console güzel bir çözüm olmuş. Son olarak şundan da bahsedeyim. Şöyle bir kablomuz çıkıyor kutudan. Kutudan işte bir iki parça bir şey çıkıyor. Onları da göstereceğim sizlere. İşte kullanım kılavuzu vesaire. Şöyle bir kablo çıkıyor. Bu kablo masaüstü bilgisayarlarda kullanmak için tasarlanmış bir cihaz. Bu kablonun işte bir ucunu da mikrofona bağlıyorsunuz. Bir ucunu hoparlöre bağlıyorsunuz. Buradan da tek bir girişle bu kulaklığı bağladığımız zaman masaüstü bilgisayarlarda da kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bazı masaüstü bilgisayarlarda böyle bu tarz giriş ve çıkışlar ayrı ayrı oluyor. Eğer masaüstünde kullanmak isterseniz bu kabloyu kullanmanız gerekiyor. Kutudan çıkıyor. Herhangi bir şekilde gidip almanıza vesaire gerek yok. Gelelim kulaklığın fiyatına arkadaşlar. 1700 TL civarında bir fiyatı var ama ben internette baktığımda 700-800 lira satanlar da gördüm. Anladığım kadarıyla fiyatlar çok değişebiliyor ya da farklı satıcılarda farklı fiyatlar olabiliyor. Bence alışveriş yapmadan önce o fiyat konusunu bir kontrol etmenizi öneririm ama normalde 1700 TL civarında bir fiyatı var. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Razer Kraken for Console isimli güzel bir kulaklığı incelemeye çalıştım. Çok beğendiğim özellikleri var. Bir iki ufak noktada beğenmediğim noktaları da olmadı değil. Siz de bu ürünle ilgili görüşlerinizi
görüşlerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyacağım, hepsini değerlendireceğim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Abone olmak için çok basit bir link var. Açıklamaya koydum. Ona tıkladığınız zaman hemen abone olabileceksiniz. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Onların da linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla bütün sosyal medya hesaplarımı oradan takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Thank you.